Merhaba. Erdoğan gidince ülkeye demokrasinin dönüp dönmeyeceğini bilmem bilemem. Erdoğan gitmeden ülkenin hukuk ve demokrasiye dönme ihtimali yoktur, onu bilirim. Erdoğan'la bu iş olmaz, sıfır ihtimaldir. Mevcudu koruma olanağı dahi yoktur. Gerileme, düşüş, dibini görme, gelen her yeni günün gideni aratması kaçınılmazdır. Vatandaş da bunu yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. Erdoğan'ın gitmeden önce son hamlesi, son kez adayım çıkışı olacak. Bu kardeşinize bir kez daha oy verin, daha da aday olmayacağım diyecek. Bunu mevcut anayasayla izah edecek. Bu samimi bir talep olmayacak elbette. Erdoğan ve onun gibi liderler geldi mi gitmez. Tüm vücut fonksiyonlarını yitirse bile, hareket eden kirpikleri kalsa dahi onunla idare etmeye çalışır. Meral Akşener mühim bir çıkış yaptı ve Cumhurbaşkanlığına değil, Başbakanlığa talip olduğunu ilan etti. Alanımız siyaset. Akşener söylemese de orada 3 mutabakat var. Cumhurbaşkanı adayı olarak farklı bir ismi destekleyeceğim. Seçimden sonra geçiş dönemi planlanacak, parlamenter sisteme dönülecek. Millet İttifakı'nın başbakan adayı ben olacağım. Tüm bunların olabilmesi için önümüzdeki seçimde Erdoğan'ı geçecek bir cumhurbaşkanı adayının çıkarılması, bu ismin seçimi kazandıktan sonra parlamenter sisteme dönme sözünü tutması, mümkün olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değilse halk oylamasıyla anayasa değişikliği yapılması, Cumhurbaşkanı seçiminin tekrar düzenlenmesi, ikinci kez seçime gidilmesi, Cumhurbaşkanı'nın Akşener başkanlığındaki yeni hükümeti ataması gerekiyor. Bunlar hemen akla gelenler. Detaya girersek çıkamayız. Cumhurbaşkanını halk mı seçsin, meclis mi seçsin, sorunsalı gibi. Erdoğan sistemin ayarlarını öyle bozdu ki topla toplayabilirsen haliyle Akşener'in sözünün eri bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı var. Bu öyle bir isim olmalı ki yarın koşullar ne getirirse getirsin Akşener'i ortada bırakmamalı. Şimdi ismi çok geçen mevcut adaylara bakarak yoklama yapalım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Süleyman Soylu, Tunç Soyer, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Özlem Çerçioğlu, Selahattin Demirtaş, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu. Sıralamayı siyasilerin beğeni düzeyi anketinden aldım. Metropol Araştırma 2021. Abdullah Gül, Muharrem İnce gibi isimler bu listede yoktu. Olsa bile Akşener'in istemediği biliniyor. Şimdi bu listeye göre Akşener'in tarifini yaptığı sisteme kim uyar? Kim evet der? Ve kim bugün evet dese bile yarın Akşener'i satabilir? Siyaset çoğu zaman hayatın genel akışından farksızdır. İhtimalleri sıralayıp sınamaktan korkmayacaksınız. Aday listesini Akşener terazisine vurur tek tek tartarsanız Kılıçdaroğlu dışında tamamını elersiniz. Ankara kulislerinin nabzını tutmaya gerek yoktur. En azından bu konuda. Akşener'in adayı Kılıçdaroğlu mu? Buna sonraki analizde bakacağız. Ancak unutmamakta yarar var. Erdoğan'ın şapkadan ne çıkaracağını kimse bilmiyor. Hoş ortada ne şapka ne de tavşan kaldı.